Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz ses sisteminde dinamodan aküyü besleyen kablo hakkında olacak. Ben bugün şu dinamomdan gelen artı kablosunu kontrol ettim. Şu incelikte bir kablo. Yani yaklaşık 16-20 milimetre arasında bir kablo olduğunu gördüm. Ve dinamoyu da görüyorsunuz şu an. Birçok aracın dinamosunda şu soket bulunur. Hemen şuradaki soket parmağımla gösteriyorum. Onun altında da şöyle bir kapak olur. Şurada hemen parmağımın ucundaki kapak. O kapağı kaldırdığınız zaman orada bir somunlu vida görürsünüz. Ve orada bu akünüze giden bir artı kablosu olur. Sistemi besleyen. Akünüzü besleyen. O kablo genelde ince kullanılır fabrika çıkışı. Ben de şöyle bir kablo. 35 milimetrelik bir kablo vardı elimde. Bakır. Onunla ek kablo çekerek güçlendirdim. Dinamodan aküye gelen şarjı akımı güçlendirmek için kabloyu güçlendirdim. Yani birçok sistemci bunu hiçbir şekilde söylemez size. Dinamodan ek kablo çek vesaire. Kablon çok ince. Böyle bir şey söylemez kimse. O yüzden bu videoyu da onun için çekiyorum. Mutlaka siz de bu iyileştirmeyi yapın arkadaşlar. Tabii bu kabloyu ben daha düzgün bir şekilde sıcak olmayan yere klipsleyeceğim. Kablonun geçtiği yere dikkat etmemiz lazım. Şurada mesela bir soğutucu var. Ona temas etmemesi lazım. O yüzden arkadaşlar kablolama çok önemli. Bu dediğim şeyleri yaparsanız sisteminiz daha verimli bir şekilde, akünüz daha verimli bir şekilde dolup amfinizi daha iyi bir şekilde besleyebileceksiniz. Sormak istediğiniz sorularınızı videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Instagram adresim Yaşar Audio Müzik Sistem diye geçiyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet. Park. Parkımız da ortada arkadaşlar. ...90 amper dinamomuz. Şu an neredeyse 14.5'e çıktı. Önceden böyle bir şey yoktu. Voltaj ölçmüyordum. Ve gayet iyi oldu. Herkese tavsiye ediyorum.